Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Özgür Taburoğlu tarafından kaleme alınan Dünyevi ve Kutsal, Modernlerin Maneviyat Arayışları başlıklı kitabı tanıtmak istiyorum. Kitap 2008 yılında okuyucuyla buluşmuş. İşin doğrusunu söylemek gerekirse bu kitabı ne ölçüde kavradığımı, ne ölçüde anladığımı ifade etmek zor görünüyor. Çünkü gerçekten de ağır bir kitap. Bugün belki de ilk kez bir ağır kitap sizinle paylaşmak durumdayım. Çünkü kitabın iddiaları bizim sosyal bilimlerde şimdiye kadar bildiğimiz, öğrendiğimiz, kabullendiğimiz tanımların çok ötesine geçiyor. Dünyevilik ve sekülerleşme konusunda şimdiye kadar çoklukla eşleştirdiğimiz bir alanı birbirinden ayırıyor ve bizim şimdiye kadar başvurduğumuz terminolojik hafızayı bir ölçüde yenileme önerisinde bulunuyor. Taburoğlu sık sık kullandığımız bir kavramı masaya yatırıyor. Dünyevileşme kavramı, özellikle dindarların bir hayıflanma, bir şikayet unsuru olarak sık sık başvurdukları bir kavramdan söz ediyor. Ama bunu daha genel bir çerçevede ele alarak dünyevileşmeyi, örneğin dindarların bir kayıp olarak algılamaların aksine başka bir şey olduğunu, başka bir imkan, başka bir fırsat alanı olduğunu öne sürüyor. Sosyal bilimlerin özellikle antropolojide birbirine karşıt temalar olarak öne çıkarılan dünyevilik, kutsallık zıtlaşmasını yeniden ele alıyor ve dünyeviliği bir tür yaşam içerisinde olma, yaşam içerisinde sınırları gözleme, sınırları fark etme ve onun içinde dolaşma gibi bize farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan yeni bir perspektifi gündeme getiriyor. Dünyevileşme kavramını genellikle kutsalı erteleme, kutsalla ilişkilerini askıya alma, örneğin dinle ilişkileri konusunda daha özensiz veya dini devre dışı bırakan, dine yaşamda bir karşılık, bir yer açmamaya çalışan bir bakış açısı olarak değerlendiriyoruz. Oysa yazar tam tersini düşünmektedir. Ona göre dünyevilik ya da dünyevileşme insanın içinde yaşadığı yerde konumunu ifade etmesinden başka bir şey değildir. İnsanın bu dünyada nasıl bir evren içerisinde yaşadığını, sınırlarını, çerçevesini, standartlarını, sabitelerini ortaya koyması açısından önemli bir tercih, önemli bir vurgu olduğunu ifade etmekte ve kendi konumuna, cinsiyetine, kültürüne, dinine, aidiyetine vesaire gibi vurgu yapmanın bu topraklarla ya da yaşadığı yerle belli sabiteler eşliğinde bir ilişki kurmanın anlamına önemli bir ölçüde yükleme yapmaktadır. Aslında yazarın bir şekilde bize zor görünen ama zorlandığımızda anlamayı ancak başarabileceğimiz argümantasyonu takip edildiğinde söylemek istediği şey çok nettir. Evet, dünyevileşme belki tinsel olana karşı, dinsel olana karşı bir mesafe bilinci olarak gözlenebilir. Onu devre dışı bırakma, ona yaşamda bir karşılık vermeme gibi algılanabilir. Ama daha dikkatli bakıldığında terk edilen dinsellik ya da tinsellik ya da mistisizm değildir. Terk edilen dünün ağır ve yavaşlatılmış dünyasında sahip olduğumuz düzeneğin bugün artık geçerli olmadığı ve onun yerine yeni kutsallıkların, yeni inşaların devreye sokulması gerektiğidir. Bu oldukça zor görünen değerlendirme ve tasnifi dikkatli bir şekilde yeniden ele aldığımızda onun bize söylemek istediği şey şudur. İnsanlık hangi düzlemde yaşıyor olursa olsun, yaşam ister hızlı ister yavaş olsun, ister seküler ister kutsala dayansın, hiç fark etmez. İnsan teki dünyevileştiği oranda yaşamındaki tercihlerine bir anlam yüklemek zorundadır. Her anlam arayışı tinsel ya da mistik ya da dinsel bir
yapıya ihtiyaç duyar. Bugün modern yaşamda varlığını sürdüren insanlar sonuçta oldukça seküler gibi görünen ilgilerini bile dinsel bir aidiyet içerisinde, dinsel bir yükümlülük içinde, hatta onları kutsallaştırarak sürdürmek hevesindedirler. Bugün bir akademisyenin dinden, diyanetten bağımsız bir şekilde çalıştığını, kendi içinde düzenli bir aralıkla yoğunlaşarak öğrenmeye çalıştığı, geliştirmeye çalıştığı bilgileri dikkatli bir şekilde gözlediğimizde, orada kendine özgü bir kutsallığın, kendine özgü bir tinselliğin varlığını rahatlıkla gözleyebiliriz. Modern yaşamın hızı, her şeyi parçalara bölen ve tüketen enerjisi içerisinde insanın eski kutsallıklarla idare etmesinin ne ölçüde mümkün olduğunu sorgulayan Taburoğlu, buna rağmen kutsallığın insanın psişik yapısının bir ortak karakteri olduğunu vurgulamakta ve kutsalsız bir yaşamın, kutsalı olmayan bir yaşam haritasının söz konusu olamayacağına işaret etmektedir. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.